Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse Saltı, Hacettepe Tıp Fakültesi dönem 2 öğrencisiyim artık. Çok şükür geçtim sınıfa. Bu videoyu dönem 1'i değerlendirmek amacıyla çektim. Çünkü şu anda yavaş yavaş da YKS sonuçları açıklanacak ve tercih yapacaksınız. Bir süre tercih stresiniz olacak. Onu biraz dindirmek ve Hacettepe Tıp hakkındaki ufak tefek sorularınızı cevaplamak için buradayım. Hadi videoya geçelim. Öncelikle sıralamamla başlamak istiyorum. Ben 1055. olarak girdim. Kontenjanlar arttığı için sıralama geriye düşebiliyor. İşte bu sene benim tahminim 1600'lerde de alabilir diye düşünüyorum. Ama tabii zaman gösterecek. Öncelikle okulumuzun yerinden başlayayım. İki farklı kampüsümüz var. Sağlık fakülteleri Sıhhiye'de, diğer fakülteler de Beytepe'de. Beytepe kampüsü Sıhhiye'den çok çok daha güzel ama Sıhhiye'de de merkezi olmasının çok büyük bir avantajı var. Aynı zamanda sağlık fakültesi olduğu için hastanenin iç içesiniz ve hani bu stajlar işte yerinde bir şeyleri görme gibi avantajları da var aslında. Ama tabii bir kampüs ortamı yaşamak için çok da iyi bir yer değil Sıhhiye kampüsü. Sıhhiye kampüsü merkeze çok çok yakın konumda. Kampüsümüzün içerisinde hem yurt hem de konuk evi gibi barınma imkanları var. Yakınlarda KYK yurtları var, yakınlarda özel yurtlar var. Yani barınma konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceğinize eminim buraya tercih etmek için. Biraz Sıhhiye kampüsünden bahsedeyim. Sıhhiye kampüsünde yemekhane ve diğer okullar, yani diğer fakülteler çok yakın birbirine. Çok küçük bir kampüs zaten, çok büyük bir yer değil. O yüzden ulaşım gibi sıkıntılar, kampüs içerisinde çok fazla zorlanmıyorsunuz. Ek olarak spor salonumuz var ve spor salonumuz her girişi şu anda 1 TL falan ve ben çok sık kullanıyorum. Gayet de güzel, aletler yeterli diye düşünüyorum. Hani bu yüzden kampüs salonunu ben seviyorum açıkçası. Yemekhane ücretlerimiz şu anda sabah yemeği 3,5, öğle ve akşam yemekleri 4,5 olması gerekiyor tam yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama seneye değişebilir diye düşünüyorum çünkü her sene biraz daha zamlanıyor. Yemek porsiyonları Sıhhiye kampüsünde daha fazla, Beytepe kampüsünde daha fazla öğrenci olduğu için biraz daha az porsiyon yemek düşüyor ne yazık ki. Yemek lezzetleri orta seviye, yani daha çok fazla yemek çeşidi çıkıyor gerçekten ama kahvaltı çeşidimiz çok çok az. Yani sadece tek çeşit kahvaltı genelde çıkıyor, işte poğaça, peynir, zeytin gibi şeyler çıkıyor. Kahvaltımız çok az ama öğle ve akşam yemeklerimizin porsiyonlarının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Sadece yani sağlıklı beslenmeye dikkat eden arkadaşlar için şunu söyleyeyim ki yağ oranı çok fazla ve bayağı yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler. Hani öyle çok aşırı sağlıklı ve proteinli şeyler değiller. Ayrıca vegan menümüz de yok. Sadece vejetaryen menümüz var. O da vejetaryen menüsü şeklinde değil. Sadece yemeklerin etsiz versiyonu şeklinde ilerliyor. Hani bunları dikkate almak isteyen varsa söylemek istedim. Biraz dersleri açayım. Aslında çok fazla dersimiz var ama bize komite sistemi işliyor. Yani bir komitede 4-5 tane dersin aynı anda sınavına giriyorsunuz. Bu vize final mantığından çok çok farklı. Yani siz diğer fakültelerde biraz daha işte vizeye girersiniz her dönemin sonunda. İşte güz ve bahar dönemleri var ve her döneminde sonra vizeye girersiniz. Sene sonunda da finale girersiniz ve bunu her ders için farklı sınavlarla yaparsınız. Ama bizim tıp fakültemizde ya çoğu tıp fakültesi de böyle zaten komite sistemi işliyor. Güz döneminde 2 komitemiz, bahar döneminde 2 komitemiz ve bir tane de finalimiz vardı. Sınav notlarıma girecek olursam aslında çok da yüksek değil. Özellikle ilk komite 52 aldım. Yani bayağı bir kötüydü benim için. Sınav işte okula alışma, Ankara'ya alışma dönemi diye değerlendiriyorum. Sonralarında işte ikinci komitede 80, üçüncü komitede 85 ve dördüncü komitede de 63 alarak dönemi tamamladım. Finalde de 68 aldım ve çok şükür 73 ortalamayla okulu geçtim. Aynı zamanda bu ortalama hesaplamalarında farklı şeylerimiz de var. Yani bizim İHU derslerimiz, HSS, hekimini öğreniyorum gibi farklı derslerimiz de var. Bunların içeriklerine de biraz değineyim isterseniz. İHU dersimiz iyi hekimlik uygulamaları şeklinde açılıyor. Biz bu derste biraz daha hekimliğin getirdiği şeyleri inceliyoruz. Mesela İşte kalp masajını bu derste öğreniyoruz. Tansiyon ölçmeyi bu derste öğreniyoruz. Hekimliği öğreniyorum biraz daha ilk dönemde olan bir şey. Yani güz döneminde bitiyor. O da biraz basit temelli işte. Hekimin olması gereken özellikler gibi böyle basit bir ders. Onu altından kalkamayacağınız bir şey değil yani. Sadece devamsızlık yapmayın yeterli. Bir de HSS'miz var. O da hekimlik sosyal sorumluluk. Burada da gruplar ayrılıp projeler yapıyoruz. Mesela benim bu seneki projem yanlış bilinen doğrular gibi bir projeydi. Şu an tam adını hatırlayamadım ama hani sağlık hakkında yaygın olan aslında ama yanlış olan şeyleri doğruya çevirip hani bunları sosyal medya hesaplarımızda işte insanlarla tartışarak, konuşarak paylaşıyorduk ve bu bizim not aldığımız bir projeydi. Bunlar bizim derslerimizin asıl dersleri. Yani seçmeli ders gibi değil, seçmeli derslerimiz de var. Bunlar da her dönem ikişer olarak ilerliyor. Bir senenin başında seçiyorsunuz ama çok önemli değil yani onlardan aldığınız puanlar çok da önemli değil ama her ders işte farklı bir şey istiyor. Bazıları sınav yapıyor, bazıları ödev getirmenizi istiyor. Az çok ders içeriklerimiz bu şekilde diyebilirim. Derslerimizin isimlerine gelecek olursak, yani az çok tahmin edebiliyorsunuz işte fizyoloji, biyokimya, tıbbi biyoloji,
organik kimya biliyorum. Yani organik kimya biraz şu an size garip geliyor ama biz organik kimya ve tıbbi biyoloji çok yoğun işledik gerçekten birinci sınıfta diye düşünüyorum. Kalan derslerimiz de biyofizik, biyostatistik gibi ilerliyor şu an aklıma gelenler bunlar. Ders işlenişlerimiz amfide oluyor. Amfilerimiz 200 kişilik zaten. Çok yoğun, gerçekten çok çok kalabalık oluyor. Amfilerimizde yoklama alınmıyor. O yüzden hani devamsızlık yapma gibi bir sorunumuz olmuyor. Yani en azından bizim bu sene alınmadı yani. İlerleyen senelerde ne olur? Hani bazı dersler alınır mı alınmaz mı bilmiyorum ama sadece laboratuvar derslerimiz zorunlu ve laboratuvar dersleri inanılmaz eğlenceli geçiyor zaten. Onlara da katılmanızı kesinlikle öneriyorum. Gruplar ayrılıyorsunuz ve hani bazı derslerin laboratuvar oluyor. Atıyorum biyokimya laboratuvarında çok basit şeyler yapıyorsunuz ama hani kendinizi bayağı iyi hissettiğiniz ve okula ait hissettiğiniz zamanlar. Ve çoğu okuldan da bu konuda ayrılıyor Hacettepe diye düşünüyorum. Yani sırf laboratuvar dersleri bile çoğu okulun çoğu dersinden ve uygulamasından çok çok eğlenceli ve öğretici geçiyor diyebilirim. Bizim bu sene amfideki derslerimizin online kolu yoktu. Bazı okullar bunu yaptı mesela hani hem yüz yüze dersler hem online dersler şeklinde ilerledi. Fakat bizim direkt yüz yüzeydi. Sadece geçen seneki videolardan da işleyebiliyorduk mesela. Geçen sene yüz yüze olmadığı için haliyle okullar. Onlardan kalan videoları hocalar sisteme yüklemişlerdi ve biz onlardan da öncesinde veya sonrasında çalışabiliyorduk. O yüzden amfiye gitme zorunluluğu çok fazla yoktu bizim için bu sene ve benim için iyi oldu. Bazen gitmedim, bazen gittim. Canım istediğin derse gittim diyebilirim. İlerleyen senelerde sürekli gitmeyi düşünüyorum bunu. Çünkü bayağı bir düzenli bir hayat sağlıyor bu bize diye düşünüyorum. Size de derslere gitmenizi ve insanlarla tanışmanızı öneriyorum. Yani evinizde oturarak üniversite okumayın kesinlikle. En azından okulda bulunun yani bir yerlere girin çıkın. Laboratuvar derslerinde birileriyle tanışmaya çalışın. Bunu sadece Hacettepe için değil bütün okullar için, bütün fakülteler için söylüyorum. Biraz okula aktif giderek insanlarla tanışmaya, çevre edinmeye ve derslerle, hocalarla biraz daha etkileşim içinde olmaya dikkat edebilirsiniz. Hocalar demişken ben hocaların yaklaşımından da bahsedeyim. Bazı hocalarımız var ki çok çok tatlılar. Yani gerçekten hem sınavda bazı soracakları şeyleri söylüyorlar. Hepsi değil tabii ki birkaç tanesi. Ve ders anlatış şekilleri gerçekten çok akıcı. Bazıları gerçekten asla çekinmiyor dersleri yani. Hani isim tabii ki vermeyeceğim ama hani bazı hocalar da fark edersiniz zaten. Bu bütün okullar için de geçerli. Ama genel olarak ben Hacettepe'de şöyle bir algı olduğunu düşünüyorum gelmeden önce. Çok katılar, işte çok sinirliler, hocalar çok zorluyor gibi görüyordum. Ama şu anda anladım ki aslında o kadar da önyargılı olmaya gerek yok. Gerçekten çok tatlı, çok iyi hocalarımız da var yani. Özellikle laboratuvar derslerimize giren hocalar genelde çok tatlı oluyorlar ve bize çok yardımcı oluyorlar bu laboratuvar derslerinde, not almasında, işte rapor yazmasında falan. Hani o yüzden öyle bir kaygınız kesinlikle olmasın. Hoca öğrenci ilişkisi öyle sandığınız kadar çok ve kötü geçen bir ilişki değil diye düşünüyorum. Yani ben öyle sanıyordum. Üniversite çok katı bir yer sanıyordum. Bundan bahsetmek istedim. Biraz da kullandığımız kaynaklara değinmek istiyorum. Çoğu kişi bizim böyle koca koca kitapları bitirdiğimizi zannediyor. Fakat hiç öyle bir durum yok yani. Tamamen hocaların slaytları ve hocaların notları, işte öğrencilerin çıkardığı notlar üzerine ilerliyoruz. Bunları kırtasiyeden temin edebiliyorsunuz veya bazı derslerde ve bazı notların drive'ları oluyor. Hani bunları iPad yoluyla da kullanabilirsiniz. iPad bilgisayar kullanıyorsanız eğer öyle bir şey düşünüyorsanız. O yüzden hani kullandığımız herhangi bir kaynak yok, belli bir kaynak yok. Okula gitmeden önce herhangi bir hazırlık yapmanızı, herhangi bir kaynak almanızı, kendiniz araştırarak bir şeyler almanızı asla önermiyorum. Çünkü kitaplar çok çok pahalı ve hiçbirine ihtiyacınız olmuyor. Hatta hiçbirine süreniz de yetmiyor zaten. Yani alsanız bile sadece odanızda kendinizi iyi hissederek kalan bir kitap olacak muhtemelen. Eğer çok çok kitap okumak ve çok araştırma yapmak istiyorsanız bunların bütün textbookların ve bütün kitapların zaten PDF'leri internette mevcut. Şimdi nasıl geçtim bunu anlatmak istiyorum. Az önce sınav notlarımı zaten söyledim. Yani sınav notlarım o kadar kötü değil ama nasıl çalıştığımı biraz bahsedeyim. Hem de size biraz yol göstermiş olurum. Öncelikle bu çok kişiden kişiye değişen bir süreç. Yani kimisi yazarak çalışıyor, kimisi okuyarak anlıyor. Belli bir bunun yolu yok. Yani şu şekilde çalışsan çok iyi bir sonuç elde edersin diyemem. Fakat ben şöyle yaptım. İkinci ve üçüncü komitede daha çok yazarak ilerledim. Sonra ikinci sınıfta bunun çok yanlış olacağını fark ettim. Çünkü daha fazla sınavımız ve daha fazla dersimiz olacak. Bu yüzden yazarak çalışmayı biraz bırakmaya çalıştım ve okuyarak anlamaya başladım. Ama dördüncü komitede 60 çaldım. Yerlerden daha düşük aldım. Gördüğünüz gibi aslında çok da işe yaramadı. Yani bu süreçte biraz daha kendimi bununla geliştirmeyi düşünüyorum ikinci sınıfta. Ama genel olarak ilk sınıfı böyle bazı dersleri okuyarak, bazı dersleri yazarak, bazı derslere böyle tablolar, şekiller çıkararak halletmenizi öneriyorum. Bu şekilde yaparsanız bence çok çok iyi yapacaksınız. Bir de şunu eklemek istiyorum. Zaten ilk aylarınız biraz daha kendinizi tanıma, ortamı tanıma ve nasıl çalıştığınızı, nasıl anladığınızı fark etme dönemi oluyor. O zamanlar bocalamanız ve düşük almanız çok çok normal. Bu herhangi bir fakülte için ve herhangi bir üniversite için geçerli. İlk dönemin sonlarına, ikinci dönemin başlarına doğru biraz daha kendinizi anlıyorsunuz ve biraz daha çalışma üzerinize oturtuyorsunuz. Ama benim en büyük önerim şu olur. Günü gününe çalışıp gerçekten gerektiği zaman gerektiği şeyi yapmak. Eğer bunu yaparsanız hırpalanmazsınız, yıpranmazsınız ve strese girmezsiniz. Komite sınavlarınızda ilk zamanlar çok
sınavınız olmayacak zaten. O yüzden bu süreci biraz daha işte olduğunuz şehri tanıyarak, insanları tanıyarak geçirebilirsiniz. Ama bunu çok abartmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yüksek almanız çok önemli bir ilk sınıfta. Diğer sınıflar daha zor olacağı için hani ganonuzu biraz daha yükseltmeniz açısından bayağı avantajlı bir sene olacaktır diye düşünüyorum. Biraz okulun arkadaş ortamından bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu zaten hani Hacettepe Tıp'ın arkadaş ortamı olarak değil de genel olarak üniversitedeki arkadaş ortamı çok değişken oluyor. Özellikle ilk senenizde hiçbir şekilde belli olmayacak. Kiminle takılıyorsunuz, kiminle arkadaşsınız. İşte kendinizi sorgulayacaksınız, ben niye bu ortamdayım gibisinden. Ama size şunu öneririm. Herkese tanışmaya ve konuşmaya çalışın ama bunu abartarak yapmayın. Yani dışarıdan görünümünüzde itici olmayacağınız şekilde insanlarla konuşmaya çalışın. Herkesle çok yakınmış, çok kankaymış gibi davranmak yerine biraz daha onlarla zaman vermeye çalışın. Onları zaman içerisinde tanımaya çalışın. Çok acele etmeyin bu arkadaş konularını. Çünkü ilk seneden kimseyi tanıyamazsınız, kimseyi bilemezsiniz. O yüzden her ortama girmeye, herkesle konuşmaya ama çok da kendinizi bu konuda yıpratmamaya odaklanın derim ben. Bizim fakültemizde de çoğu fakültede olan tipler var. Örneğin en ön sırada oturan bir kimseyle konuşmayan, sadece ders çalışan tipler var ve çok da iyi başarılılar yani. Ama ben size böyle olmanızı kesinlikle önermiyorum. Çünkü üniversite okumak sadece derslerden ibaret değil. O yüzden biraz daha böyle çevre edinmeye, insanlarla tanışmaya ve başka şeylerle uğraşmaya bakabilirsiniz. Örneğin spora başlayabilirsiniz, başka bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz, bol bol kitap okuyabilirsiniz, bol bol gezebilirsiniz, sosyal medya işine girebilirsiniz. Yani birçok şey aslında bu sene yapabilirsiniz ve bence bu sene yapacaklarınızı asla azımsamayın. Ek olarak şunu da ekleyeyim. Kulüpler çok etkili oluyor bu arkadaş edinme, çevre edinme, birilerini tanıma ve sosyal hayat konularında. Çünkü bizim özellikle Hacettepe'de çok fazla aktif kulübümüz var. Hem tıp kulüplerinden, hem sıhhiyedeki kulüplerden, hem Beytepe'deki kulüplerden inanılmaz bir aktiflik var yani. İlgi alanınıza göre katılarak bir sürü insanla tanışabilirsiniz, bir sürü arkadaş edinebilirsiniz. Hem de biraz ortam alışmış, Ankara'ya alışmış, hem de çevre edinmiş olursunuz diye düşünüyorum. Bu kulüplere girmeyi kesinlikle küçümsemeyin ve gereksiz görmeyin. Angarya iş gibi gelmesin, biraz sorumluluk almak hem size de iyi gelecektir. Ankara sosyal hayatından da ufacık bahsetmek istiyorum. Bunun hakkında ileride de belki video gelebilir diye düşünüyorum çünkü. Şöyle diyeyim, Ankara benim beklentilerimi karşıladı. Yani sıkıcı bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle düşünülüyor, İstanbul'u tercih edeyim işte orada ortam var falan ama zaten paranız olmaktan sonra bir ortama da kendinize gerek kalmıyor. O yüzden hani ekonomik olarak da sizi çok zorlamayacak bir şehir. Hem de bence tam da bir öğrenci şehri. Bu kadar. Bunları söylemek istiyorum. Genel bir toparlayacak olursam benim için çok yoğun bir seneydi, çok farklı bir seneydi. Her türlü duygu yaşadığım bir seneydi. Böyle bir seneyi 3-5 sene gibi yaşadım diyebilirim. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım Hacettepe Tıp seçersiniz.